Selam arkadaşlar. Hep tekne atıyorduk. Bugün elektrik işine geldik. Şu anda gördüğünüz gibi tadilat işi daha doğrusu. Sıfır değil bu. Bizden önceki elektrikçi yarım bırakmış. Artık neden bırakmış? Ben size söyleyeyim. Hiçbir şey yani çalışmıyordu. Boruların çoğu tıkalıydı. Hatta bu alçıpancı arkadaş yapan arkadaş da gördüğünüz gibi geçişleri tıkalıymış. Bizden bu arkadaş spot istedi. Şöyle gördüğünüz gibi alt katta da var. Üç buraya, üç oraya. İki tane bu televizyon ünitesi gördünüz. Ama geçişler yoktu. Şuralardan geçirdik. Kablolarını saldık. Şöyle spot koyacağız. Bir tane numune koyduk. Bunların kırmak zorunda kaldık. Hatta size şöyle göstereyim. Şuraya iki tane bir anten, bir tane de televizyon için priz koyduk. İki tane istediler. Dedik üç yapalım. Belki başka bir şey daha kullanıyor. Yok abi dedi. İki tane yeter. Biz de tamam dedik. Bakın daha önceki arkadaş nereye koymuş? Ya bu üniteden önce koymuş. Yani siteden sonra koymuş. Bu burada olur mu arkadaşlar? Ben tıkadım onun ağzını, kapattım. Gördüğünüz gibi spot yerlerini açtık. Kablolarını geçirdik. Kablolar zaten gözüküyor üzerinde. Fakat bu arkadaş spot yeri de açmamış. Gördüğünüz gibi kırdık, parçaladık. Hem ledlere hem spotlara kablo yollarını gönderdik. Gördüğünüz gibi güzel bir şey yaptık. Spot yerleri. Birazdan ışıkları yakacağız. Dijlerini takacağız. Tabi ilk önce şu buhat yerlerine bağlantıları bitirmemiz lazım. Sigortamız bu. Bunu da birazdan sigortalarını bağlayacağız. Sigorta kutusu. Onu da değiştirdik. O da yamuktu. Terazi de değildi. Hiçbir şeyi doğru değildi. Dışarıda duruyordu bir taraf. Mutfağa gelelim. Mutfakta da oynama yaptık. Hatta tekli niye geliyordu? Biz iki tane niye yaptık? Çünkü arkadaş çok işi bilen bir arkadaş değil ya da işine geldiği gibi yapmış. Burada fırını var, çamaşır makinesi var, ocağı var. Var oğlu var yani. Buzdolabına kadar var. Burası en çok enerji alan yer. Biz linye yerine ikiye çıkarabildik ancak. Kablolarını çektik. Arkadaş burayı istemedi. Bir tane alta şey koyduk. Priz. İki de buraya yaptık. Tekli prizde. Bunları ikiye çıkardık. Burayı da bu şekilde bitirdik. Gelelim banyoya. Banyoya da çamaşır yeri koymamış. Hatta priz yeri koymamış. Her şey hazır. Gördüğünüz gibi. Evi burada. Burada gidişi var. Buraya çamaşır makinesi koyacak. Ama prizi yeni koyduk biz. Karşı prizden buraya bir tane aktarma yaptık. Adam öyle yarım yamalak yapmış. Şu kabloyu çekmiş. Çünkü bu kablo çalışan bir kablo. Balkonun birine ulaşamadık. Şöyle balkonu göstereyim. Birazdan öbürünü de göstereceğim. Yaptığı işi görüyor musunuz? Buraya hiçbir şekilde susta salamadık. Gitmiyor. Susta gitmiyor. Kırdık döktük fakat hiç çalışmıyor. Bakacağız ona da. Ya da bırakacağız. Orada bir tane ileride bir tane onu yapabilmiş, ona çalışmış. Gördüğünüz gibi buraya çekmiş. Çekebildiğini çekmiş daha doğrusu. Çekemediğini bırakmış. Bence bu arkadaş yapmış. Yarım yamalak yapmış. Ya kaçmış ya anlaşamamış. Kırıp dökmek istememiştir. Bunu da çekmiş sağ olsun. Allah'tan onu çekmiş. Biz buraya da bir linye çektik. Bunları da çektik. Bunlar çalışmıyordu arkadaşlar.
Hepsi burası rahattı. Buraya sadece bunu çektik. Gene bunu çekmiş. Lambaları çekilmiş. Şu gördüğünüz sigorta kutusunun üstüne biz kırdık. Oralar dirsek atmış. Dirseklerin hiçbiri çalışmıyordu. Geliyordu orada tıkanıyordu. Geliyordu orada tıkanıyordu. Açtık oraları. Kestik. Yeniden dirsek yaptık. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim size. Daha yakın. Hep kırıktı bunlar arkadaşlar. Sağ olsun vatandaş. Böyle bir şey yapmış. Gelelim şimdi yapamadığımız yere. Burada çalışmıyordu arkadaşlar. Balkona giden. Bakın. Şuradan bir kırık vardı. Hemen şeyin üstünden. O kırığı spreyle şey yaptık. Orayı açtık. Oradan geldik. Kurtardık. Bu sefer burası kırık. Bura kırıktı. Bu da güzel şey mi? Ha, uzun şey yapmışım. Burada kırıktı. Yani adam hadi hiçbir şey yapamadın. Spiral dönmedin. Bari köşe bir tane boru atsaydın. Onu da yapmamış. Çevirmiş orada kırılmış. Adamın yaptığı şu gördüğünüz köpükleri hepsini sökmek zorunda kaldık. Bir de artı dışarıdan gitmiş bunları. Bunun alt, üstü alçıpan arkadaşlar. Bunun üstünden de gidebilirdi rahat rahat. Hiçbir şey de olmazdı. Ve biz buradan çıkardık bunu. Gördüğünüz gibi. Buraya bir lamba koyabiliriz artık. Dijler de takacağız. Arkadaş şimdi bu hatları bağlıyor. Gördüğünüz gibi. Bu hatlar bağlandıktan sonra zaten bir tane bağladık. Bir mutfak var. İki oda var. Bir de burası var. 4-5 tane bu hatımız kaldı. Ondan sonra sigorta kutunun sigortalarını getireceğiz. Bağlantımızı yapacağız. Ondan sonra payda seçeceğiz. Artık boya ne zaman biter bizi çağırırlar. Anahtarlarını, spot yerlerini onları takacağız. 10 tane spotumuz var yukarıda. Arkadaş fazla istemedi. Vatandaş. Ama buraya 6 tane istedi. Ben ona şaşırıyorum. Yukarıya şuraya 2 tane koyabilirdik. Hani burası çok güzel. 4 tane. Oraya ortaya bir tane istiyor. Bir tane şuraya, bir tane de şuraya koysaydık daha güzel olurdu. Yani bu 2 tane spot ideal. Bizden bu kadar bugünlük. Bence tamamdır. Ha bir de şey söyleyeyim. Şimdi şurada bir tane şeyimiz var. Bu niye böyle çekiyor? Ben anlamadım. Hiç güzel çekim yok. Değiştireyim bakayım konumu. Ha. Şöyle yaptım. Burada bir tane antenimiz var. Gördüğünüz gibi. Tozlandı belki de benim şeyim. Burada bir antenimiz var. Yani bir televizyonumuz var. Buradaki televizyonu iptal ettiler. Ama vatandaş buraya da bir televizyon istemiş. Bizden istedi daha doğrusu. Gördüğünüz gibi hiç güzel çekmiyor. Benim şeye ne oldu acaba? Niye böyle çekmiyor? Anlamadım. Heh, biraz daha iyi oldu. Çekim mi çok bozuk. Fakat bunlar paralel. Şu kahverengi kabuğu şuradan aşağıdan çeksene biraz. Buradan paralel. Öbürü. Öbür kahverengi. Bak çek, çek. Tamam. Tamam. Şimdi iki televizyonu bir çalıştıracak bir şey kabloyla. Ne olacak? Orayı çalışırken burayı çalıştıramayacak. Çalıştırırsa da verim alamayacak. İkinci bir hat çekmeye imkanımız yok. Yapılmış, kırılmış. Bakın. Kabloyu oraya sardık. Gördüğünüz gibi. Kablo burada. Yalnız benim çekim çok bozuk. Ha, sigortaları mı almaydın? Tamam, sigortalar da dijler geliyor.
Onları da bağlayacağız. Yalnız gerçekten benim çekim bu sefer çok kötü oluyor. Fazla da şey yapmayayım. Az bir işimiz kaldı. Bağlantılar bittikten sonra enerji vereceğiz. Evimize gideceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Burası da bizim Darıca. Hayvanat bahçesinin arkasında bir yer. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir yer. Belki deniz görüküyordur dedim ama deniz görükmüyor. Bazen görüküyor. Biraz sapada kalmış burası. Deniz görükmüyor maalesef. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.